Batılılaşma hareketlerindeki bir diğer adım eğitim hayatı. 18. yüzyılda askeri ıslahat ile eğitimde ıslahat birbirlerine paralel. Büyük bir imparatorluk olarak sınırlarını ve toprak bütünlüğünü korumak için ordudaki düzenlemeleri birinci planda gören Osmanlıya batılı bilimler ve eğitim sistemi askeri okullar aracılığıyla gelir. <laughs> As <laughs> Eğitimli askerlerden oluşan. Nizamı Cedit'in eğitimi için açılan okullar bu okullarda verilen dersler ve bu dersleri veren hocalar sayesinde pozitif, batının pozitif bilimleriyle karşılaşılır. Dolayısıyla 18. asırlı eğitimle ilgili en önemli gelişmeler yine askeri alandadır ama Mühendishane-i Bahri-i Humayun ve Mühendishane-i Berri-i Humayun'un kurulmasıdır. Bu mühendishaneler sayesinde Osmanlı ülkesi matematik, geometri, coğrafya, haritacılık gibi batılı bilimlerle tanışır ve yavaş yavaş yeni bir eğitim sistemi inşa etmeye başlar. Bu okullarda derslerin büyük kısmının Avrupa'dan getirilen hocalarla sürdürülmesi, Fransızcanın devlet tarafından tanınan bir dil olması ve yaygınlaşmaya başlamasıyla sonuçlanır. 1727'de İbrahim Müteferrika'nın kurduğu fakat patronu Halil İsyanı ile sekteye uğrayan matbaa İbrahim Müteferrika'nın ölümüyle neredeyse tamamen durma noktasına gelir. Bütün aralıklı faaliyetine rağmen bu matbaa Osmanlı dünyasına basılmış kitap fikrini getirdi. Bilginin geniş kitlelerce paylası, paylaşılmasını sağladı. Tarih, coğrafya ve dil konusundaki kitaplardan başka haritalar da bastığı için devrin eğitim konusundaki önemli başlangıçlarından sayılır. 1797'de mühendishane-i Berri-i Hümayun bünyesinde tamamen ders malzemelerinin basımına hizmet etmek üzere bir matbaa kurulur. Mühendishane İberri Hümayun'un Hümayun bünyesinde ayrıca zengin bir kütüphane kurulur. Eğitim, okul, kitap ve kütüphane birlikteliğinin örneklendiği Mühendishane İberri Hümayun bu anlamda da devri için Yine önemli bir kurumdur. Tanzimatı hazırlayan yeniliklerin arasında bir alt başlık olarak da görülebilir. E, eğitim kısmına da biraz baktık arkadaşlar. Sosyal hayatta bu konuyu bitireceğiz. Görüşmek dileğiyle.